Şöyle sola doğru çekeyim ben yine Günaydın sevgili izleyiciler Hocam yine kıpırdamamaya yemin ettin mi? Evet ve çakıyorlar Ben <laughs> yani disiplin adamıyım ya ya yani Böyle bir yerde dur deyince yönetmen Murat, duruyorum yani, Murat Kıpırdamıyorum yeri... e İçin içine sığmıyor senin Böyle bir sağa bir sola Hep böyle Murat bir oynama hareketleri Belirliyorlar oraya çakıyorlar Zaten Bak şurada ben bu M'nin arkasındayım Ben burada başlıyorum M'nin arkasında bitiyor. durmam lazım tamam Öyle diyor yönetmen bana ben de ark önünde daha doğrusu duruyorum. Sen bir sağ bir sol ve şey ilkokuldaki çocuklar gibi. Kızım yerinde dur. Kızım kıpırdama. Kızım açılışı yap. Ol. Neyse herkese günaydın bu arada. Günaydın bak, sana, günaydın. Sana laf yetiştireyim derken günaydın demeyi şey unutma. şey ben bak pası veriyorum. Sen vallahi böyle bir göğsünde yumuşatıyorsun. Bir, bir güzel bir voley yani <laughs> gerçekten. Buna o denir yani. <laughs> Evet ama öyle hiç kıpırdamıyor ama ta son dakikada da yönetmemiz ki Selda sen istediğin gibi yine sağa sola hareket edeceğin <laughs> için. Evet Biliyor biz... çünkü adamcağız yani sana dur dese de durmayacağım. İşi zor iki farklı karakter ama yapacak bir şey yok. Yapacak Çok bir şey şükür. Aynen. Hepimiz mutluyuz ekip mutlu biz mutlu kameramanlarımız mutlu İnşallah izleyicilerimiz de mutlu haftanın ortasındayız. Nasıl geçiyor hafta inşallah iyidir bizimle kalmaya devam edin yine bugün güzel bilgiler vereceğiz haberler vereceğiz. Evet neler vereceğiz. Haberlerimiz var. Önce tabloya bakacağız beraber. Şöyle bir yorumlayacağız. E, yeni sayılar nelerdir? E, biraz vefat sayısında düşme var gibi. Yani Çok hani, şükür. Bu hafta ben çok moralliyim. Evet. Yani, yani 200'ün yani. altında evet. gitmeye devam ediyor ve 171'e düştü diyebiliyorum. E, hep beraber tabloya bakacağız şimdi. Bunun ötesinde yorgunluktan biraz bahsedeceğiz. Aslında Ay evet. Covid sonrası dönemde hepimizde hafif böyle bir depresif mod olmaya başladı. Yani herkesde bir depresyona eğilim var, bir sanki sürekli üzgün duruma kendi o neşesine ulaşamama gibi durumlar var. Ee, ama bunun altında yatan başka nedenler de olabilir. Hepsini hani Covid'in psikolojik etkilerine bağlamak doğru değil. Ee, çünkü beraberinde biliyorsunuz tiroidin az çalışması, anemi hmm. efendim hani çok buna ciddi bağlı çok ciddi çıkabilir. hastalıklar da olabilir. O yüzden bugün biraz yorgunluk üzerine de konuşmak istiyoruz. Sevgili Zeynep hoca bizlerle birlikte olacak. Evet, e, Profesör Doktor Zeynep e, Oşar Siva bizimle beraber olacak ve bizler bugün kronik yorgunluğun belirtilerini ve tedavisini konuşacağız. Neden olabilir? Çok önemli bir konu. Yine e, sorularınızı yanıtlayacak Murat hocamız, e, Zeynep hocamız ama korona ile Covid ile ilgili sorularınızı ilk bölümde e, Murat hoca yanıtlayacak. Doktorum yanında TV 360 Instagram hesabına sorularınızı yazabileceğinizi biliyorsunuz. Tabii ki yorumlarınızı da yazın. Bir de bize ne yazsınlar? Hadi bakalım. 100 puanlık soru soruyorum sana. Ee, Bak hemen bulacak. Dur, ]ım. bulacağım şimdi. <laughs> Hadi, bir dakika, müsaade ederseniz söyleyeceğim ya. yani. Sevgili Reji bir yandan kulağıma bir yandan Serdar Bahçeli. Direkt iyi hemen söylüyorum. Geçen sene ama pandemi öncesine ait en fazla özlediğiniz şey nedir? Bu, Buyurun ya. bakalım. <laughs> Buyurun bakalım. Tak diye Bak, buldum. Bu Reji'yeydi. Şimdi ben soruyu sordum. <laughs> Yönetmenimiz şöyle, ne oldu hocam? Hadi hemen cevap. <laughs> Murat Hoca'dan da hemen cevap gelince. Gel yani. Mert ne diyor? Hadi Selda, şimdi sana ne oldu? Ya bak <laughs> evet, bir şey diyeceğim. Herhalde. Bu cerrah refleksidir. Evet. Cerrah da böyle hemen ameliyat yaparken biz böyle ya işte bazen hani öyle bir nokta olur ki bir şey yapmak zorundasındır. İşe başlarsın. İyi ya da doğru. Sonrasındaki o komplikasyonu zaten hallederim diye düşünürsün. Dolayısıyla bize böyle yani sen bize böyle bir şey de gelme anında gelmeyin böyle bana. Yani <laughs> e, ben bunu planlamadım ya birden <laughs> geldi. Bari dedim Murat Hoca'ya atayım pası. <laughs> Bakalım Teşekkür. ne isteyecek sizden? Dün de istemiştin çünkü. Evet pandemi öncesi en çok neyi özlüyorsunuz? Pandemi öncesi yaşadınız. Ben en çok Sen düşündüm neyi de. Ben niye özlüyorum en çok? Tabii ki arkadaşlarımızla buluşmayı, evet, değil mi? Ailemize değil mi? sarılmayı, onları ziyaret etmeyi çok özlüyoruz. Evet, en çok bunu özlüyoruz. İnsan insana gerek ya. Yalnızlık alamazsınız ya, demişler. Çok doğru. Ay, hadi gel başla. <laughs> hadi başlayalım. Doktorum yanımda TV 360a yazmayı unutmayın. Doktorum yanımda başlıyor. Her sabah uyandığımda kendimi yorgun hissediyorum diyenler ekran başına. Neden yorgun hissederiz? Sürekli yorgun hissetmek ciddi hastalıkların habercisi olabilir mi? Kronik yorgunluk sendromu nedir? Nasıl tedavi edilir? İç hastalıkları ve endokrinoloji uzmanı Profesör Doktor Zeynep Oşar merak edilen tüm soruların cevaplarıyla birazdan canlı yayında. 13 Ocak 2021. Zaman hızla akıp gidiyor. İnşallah bu yılın ortalarında artık daha güzel şeylerden bahsedeceğiz. Hepimizin hayali ümidi o. 12 Ocak yani dün tablo bize ne anlattı? Kısıtlamalar sonuç veriyor mu? Bizim gördüğümüz tablo gerçekten aslında her sabah size aktarırken hep daha iyiye gidiyor. Biz daha güzel haberler veriyoruz gibi hissediyoruz. İnşallah da bu böyle devam eder. Bakalım bugün nasıl durum? Biz bugün 13 Ocak, 12 Ocak tablosunu bir değerlendireceğiz. Dün akşam tabloyu nerede bıraktık? Murat Hocamıza hemen dönüyorum. Evet hocam. Şimdi sadece hakikaten koronavirüsün dünyada çok böyle alevli seyrettiği günlerdeyiz. Türkiye'deki rakamların tabloda düşüyor olması hakikaten mutlu ediyor insanı. Baktığın zaman çünkü biz bir dönem hatırlayacaksınız 30 binli rakamları görüyorduk günde hani yeni vaka sayısı olarak. E şimdi o vaka sayısının düşüyor olması, vefatın vefat sayısının da artık düşüyor olması hakikaten insanı biraz rahatlatıyor. Ama tabii bunun altında yatan neden gerçekten bizim kurallara uyu olmamız gittikçe hani tedbirlerin artmış olması ama elbette biliyorum bu da beraberinde tabii ekonomik sıkıntıları getiriyor ama canları kurtarıyoruz. Bu yüzden biraz bu dönem herhalde böyle geçecek gibi en azından bu seneyi de bu tür tedbirlerle atlatacağız diye düşünüyorum. Şimdi gelelim 24 saatlik rakamlarda neler görmüşüz. E, toplam 180 bine yakın test yapılmış. Vaka sayısı 10 binin altına düşmüş. Yani test yapıldıktan sonra PCR testi pozitif çıkan toplam kişi sayısı 9.809 olmuş. Hasta sayısı da binin altına düşmüş durumda 983 hasta görünüyor. Biraz önce söylediğim gibi açılışta vefat sayısı da 24 saat içinde 171 dün 174'tü. O yüzden ufak da olsa bir düşme var. Zaten vefat sayısındaki artışları veya yüksel, düşüşleri öyle çok hızlı beklemiyoruz biliyorsunuz. İyileşen hasta sayısı da 10 bin gibi görünüyor. Dün zaten ayrıntılı bu orta sütünden bahsetmiştik özellikle hastanelerin ve yoğun bakımların doluluk oranlarından. O yüzden buna çok e, ee, yapmayacağım hani vurgulamayacağım ama hani çok kabaca 50 yüzde 70 civarında devam ediyor. Toplam sayıya baktığımız zaman 11 Mart'tan itibaren 23.152 vatandaşımızı kaybettiğimizi görüyoruz. Tabi buradaki önemli noktalardan bir tanesi ağır hasta sayısı oldu? Ağır hasta sayısı da 2701. Ee, burada da bir düşüş var. Bu da bize açıkçası daha rahat hissettiriyor. Tabii ki rahat hissettirirken hani önlemleri bırakmayacağız. Çünkü gerçekten dünyadaki rakamlar, sayılar ciddi yükselişte. Özellikle bazı ülkelerde çok yükselme olduğunu görüyoruz. İşte Japonya'dan tutun da işte Avustralya'ya, Avustralya'dan tutun Fransa'ya, İspanya'ya, Güney Amerika'ya kadar pek çok ülkede hakikaten şu anda ciddi bir vaka artışından bahsediliyor. Özellikle vaka artışının ikinci mutasyon ya da ikinci varyant olarak tanımlayacağımız bu İngiltere'de Londra'da çıkmış olan e, varyantla oluyor olması bu biraz daha endişe verici. Çünkü herkesin kafasında tabii ki şu var aşılar ne kadar etkin olacak e, biliyoruz ki en azından hani aşıların bu varyant üzerine bir etkisi var öyle sıfırlamıyor. Ama tabii ki gelecek çalışmalar bizi daha fazla aydınlatacak gibi tüm aşılar konusunda. Evet. Evet inşallah güzel haberler vermeye devam ederiz. Dediğim gibi ben testi itibaren daha umutluyum. Zaman zaman ruh halimiz çok dalgalanıyor. Onu diyorum izleyicimiz yazmış nasıl bu kadar enerjik olabiliyorsunuz diye. Ben artık şey diyorum deliliğe vurduk artık. Yani iyi haberler kötü haberler o kadar böyle birbirine giriyor. Böyle çok şey dalgalı bir hayat bir yıl bir dönem geçiriyoruz. 2021'e girdik ama biz hala 2020'deyiz gördüğünüz gibi yani bir şey değişmedi ee, o yüzden bu enerjimizin kaynağı aslında tamamen kendimize verdiğimiz motivasyon moral bunu da vermeye çalışıyorum. Ya buradan. bir de şöyle bir şey var şimdi e, ya burası sahne gibi bir yer yani sonuçta Buraya zaman evet, mutlusun biraz. Buraya çıktığın zaman bir de hani biz size zaten kötü düşük enerji verirsek hani sizi mutsuz etmenin de bir espirisi yok ki. Ne kuliste ağlıyormuşuz biz de? sarılıp böyle. <gülüyor> <gülüyor> ne olacak ya? O kadar değiliz yani kuliste ağlamıyoruz. Ama ama tabii ama ki yine de yani burada sonuçta biraz daha yani. e, enerjik olmamız gerekiyor. O kesin. Bir de işi sevmekle de çok iyi Ya. Yani insan e, sevdiği şeyi yaptığında. İşte neden yapıyoruz ki zaten sevdiğimiz Tabii. şeyleri, hayatta kalabilmek, mutlu olabilmek için yapıyoruz Hayır, ama. Bir de şöyle bir şey var yani biz burada hakikaten e, sizleri adeta bu kameraların arkasından görüyor gibi hissediyoruz. Öyle değil mi? Tabii yani, ki. Yani gerçekten hani siz orada otururken çayınızı almışken kahvaltınızı yaparken e, evi toparlarken o minderleri şişirirken falan görüyor gibiyiz yani gerçekten. Evet, evet. O yüzden e, hani hep beraber böyle bir program yapıyoruz bir buçuk bir buçuk de beraber geçiriyoruz. E şimdi düşünsenize sizin evinize gelmişiz. Baş köşeye oturmuşuz. Bir kahve yapmaz mısınız yani? <gülüyor> <gülüyor> ya ben onu demeyecektim. Ben yani böyle asık suratla oturmamız hoşunuza gitmez. Tabii ki. O yüzden size gelmişken böyle neşeli olmaya çalışıyoruz sevgili izleyiciler. E, dedik ki bugün e, pandemiden önce yaptığınız ve şimdi artık çok özlediğiniz en çok ne ne var diyoruz. Sen bana sordun. Sen neyi çok özlüyorsun hocam? Aa, ya ben de arkadaşlarla bir araya gelmeyi çok özlüyorum ya. Gerçi böyle diyorum da ben de birazcık şeyimdir evcimen yani. Böyle ben de öyleyim. Çok sık çıkmam falan böyle evin için çok severim ama insan kıymetini de anlıyor işte. Ya tabii canım şimdi Niye daha çok yani görüşmedin? hep diyorum ya mesela bizim işte hobi müzik olduğu için. Ay bir de. Yani çıkıp hani şimdi böyle o arkadaşlarla bir araya gelip şarkı söylemek. Dans etmek, güzel vakit ya geçirmek. Ya bir de sen sahne yapıyordun ya. İşte Aynen. hani onları evet. hakikaten insan özlüyor ya gerçekten. Ve her seferinde de aklıma bu eğlence sektöründeki arkadaşların durumu geliyor. Ya. Yani gerçekten Senin... onların Selda çok zor. Biliyorum pek çok sektör etkilendi ama özellikle eğlence sektörü çok yani öyle böyle değil. Çünkü her şey iptal oldu. Bir de hani yapabilecekleri şeyler de daha kısıtlı bu arkadaşlar. Senin bir mesleğin daha var mesela. Tabii canım ben o bir için yapıyorum ama, ama buradan sadece, geçim sağlayan insanlar evet. için çok zor. Sadece servis personeli olarak 20 yıldır çocuk okutanlar var ben Tabii. biliyorum. Başla canla yani o mesleğe gönül koymuşlar. Hani garsonluk diye adlandırılıyor ama o benim gözümde müthiş bir şey hizmet sektöründe. Onunla evini geçiniyor evet, ve evet. şimdi evinde. Ve inan garsonluk e, yani... Hayal ettiğinizden çok zor, fizik çok zor. olarak çok yorucu bir iş. Yani... Hocam ben e, otelcik ve turizm okudum ve staj ha, yaparken, staj yaparken garsonluk da yaptım. Ya tabii canım. Barmetlilik de yaptım. Ya yani, o kadar zor ki bir insana bir şeyi servis etmek, onun başında seçeceği menüyü beklemek, e, çok sevmen lazım. Mesela ben sevmediğimi anladım. <gülüyor> yani, <gülüyor> Hayır bir de şey var. Lazım. Yani şimdi mesela o diyelim ki bir düğüne gidiyorsunuz ya. O masaların hepsi tekrar kuruluyor ediyor falan ah, ah. siz düğünü bitiriyorsunuz 12'de 1'de çıkıyorsunuz onların hepsi tekrar toplanıyor masalar katlanıyor sandalyeler katlanıyor. Ee, yani 3'e 4'e kadar o arkadaşlar orada temizliği yapıp pırıl pırıl şekilde bırakıyorlar. Siz haberlere geçelim mi? Hayır, Biz geçelim. Bak, konuşmaya daldık mı? Ya var ya laf lafa açıyor. Ben mesela benim olan azıcık daha büyüsün. bir kafede, bir restoranda evet, çalışmasını evet, istiyorum. Bak o mesleği çocuklarımız yani o işi yapmalı ki Hayat yani kaç bucakmış şöyle bir görmeli. Kendisi de istiyor bu arada. Evet. Bayağı hevesli inşallah bir 12 i̇nşallah. falan olsun. Bugün çay da çok Eti senin yap. kemiği benim Niye koklayıp durdun Ne bunu? çok güzel geldi. Bugün böyle bir kokun çay geldi. Çok tamam, güzel. Hadi bir... Sizinkiler çaylar nasıl? hazırsa doktorun yanında TV360'a ne yazıyoruz bugün? Pandemiden önce e, yaptığınız ve çok özlediğiniz şey neydi? Şu aralar neyi çok özlüyorsunuz? Birazdan okuyacağım. Hı hı. Hemen e, İstanbul'da aşı takvimi nasıl olacak? Dün de Afşin Hoca bağlandı ve aşı takvimiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu bize. Bugünlerde gündemimiz aşı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Kemal Memişoğlu aşılama ile ilgili açıklamalarda bulundu. Memişoğlu bu salgın elektronik sistemimizin önemini anlamamızı sağladı. Aşılama diye bir program oluşturuldu. Aşılamayı bu programla yapacağız. İnsanlar da e-ibo sisteminden veya 2023'e aşıla diye mesaj atarak kendisinin aşıya uygun olup olmadığını öğrenecek diye bir açıklama yapmış. E, haberin devamında da. İşte insanlar mesaj atacak, öğrenecek, aşıya uygunsunuz ya da değilsiniz. O andan itibaren elektronik sistemde veya çağrı merkezlerinden randevu alıp aşı planını oluşturacaklar, sevgili izleyiciler. Evet hocam, yani bu güzel bir takvim. Evet, evet. Yani o takvim zaten planlanmış. Artık herkes hakikaten bir an önce aşının gelmesini bekliyor. Zaten bu hafta içinde de herhalde başlanacak gibi haberleri almıştık. İnşallah Hı -hı. bir an önce başlanırsa. Yani toplumun korunması ve sürü bağışıklığının aşı yoluyla elde edilmesi açısından önemli bir adım atılmış olacak. Evet. Ee, yine devamında şöyle bir haberimiz daha var. Hemen oraya da geçelim. Sağlık Bakanlığı'ndan aşılama uygulaması ile ilgili de bir e, açıklama var. Aşı takibini kolaylaştırmak için mobil telefonlara indirilerek kullanılabilecek aşıla diye bir uygulama Hı -hı. geliştirmişler. COVID-19 aşısı kayıtları da bu uygulamadan yapılacakmış. E, mobil telefonlara indirilecek bu uygulama COVID-19 aşısı kayıtlarını yapacak. Aşıdan önce mutlaka aşıla üzerinden aşı e, uygunluğu kontrol edilecek. E, kare kod okutulacak ve kayıt tamamlanacak ve daha sonra aşı yapılacak. E, gösterecek misin bize? Göstereceğim. Evet. E, öncelikle bir şeye geçirelim bu. E mobil. E, şeye bu arada geçiyorum bir dakika. Dökümanlara, duyurulara ve eğitim videolarına da bu arada asila.saglik.gov.tr adresinden de eee ulaşabileceksiniz. Aşıyla ilgili merak ettiğiniz her şeyi öğrenebilirsiniz. Hı hı. Mobil uygulamada mobilmarket.saglik.gov.tr Den adresinden e, IOS ve Android telefonlara indirilebilecek. Şu an daha tam aktif değil galiba değil, Şöyle, değil mi? Şöyle şimdi mobil market sağlık go.tr'ye girdiğiniz zaman burada zaten farklı uygulamalar olduğunu görüyorsunuz. E, aşılama uygulama Aşıla uygulaması da burada ama sağlık personeli için olduğu ifade ediliyor burada. Hmm. E, bizim esas olarak tabii e üzerinden bence takip devam edecek gibi Hmm. E ayrıca aşıla sağlık bak web sitesi de burada hekim ve sağlık personeli için bu aşı takip uygulaması hmm. biz esas olarak yani biz derken hani vatandaş olarak e-nabız üzerinden gideceğiz gibi görünüyor. Evet. Bu aşıla TR, sağlık hekim ve sağlık personeli için. Evet böyle altyapılar hazırlanıyor bakalım. Evet evet. Ne, neler olacak? Perşembe-Cuma mı uygulanmaya başlanacak dedi? Perşembe-Cuma gibi yani Cumhurbaşkanı görünüyor. Cumhurbaşkanı bir açıklama yapmış. Bu Ay web sitesinde Perşembe. ayrıca işte hani gene sağlık personeli için de hani işte videolar var. Bak buradan bakıyorum. Ee... Hmm. Oradan evet bütün e, bilgiler edinilebilecek e, duyurulara, eğitim videolarına hı hı. E, aşı olurken nerede olacaksınız gibi bütün e, bu siteye girerek inceleyebilirsiniz evet. sevgili izleyiciler. Peki, şimdi aşılarla ilgili haberlerimiz var demiştik hı hı. bugün bolca. Yine bir tane var. COVID-19 aşılarının Türkiye'deki dağıtım süreciyle ilgili sıradaki haberimiz. Ayrıntılar belli olmuş sevgili izleyiciler. Koronavirüs aşılarının 81 ile dağıtımı iklimlendirme özelliğine sahip. Eksi 20 ile artı 20 derecede ayarlanabilir sıcaklıkta. 60-90 metreküp hacminde frigorifik araçlarla yapılacak. Çinli Novak firmasınca üretilen ve... 30 Aralık'ta Türkiye'ye getirilen Koronavak aşılarının 3 milyon dozluk ilk partisi Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aşı ve ilaç deposunda şu anda muhafaza ediliyor. Aşılardan rastgele alınan numunelerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarındaki analizleri de sürüyor. Hı hı. Testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından aşılar acil kullanım onayı verilerek Sağlık Bakanlığı'na ait özel araçlarla illere dağıtılacak. Evet bu ne zaman olacak nasıl olacak diye soranlara da bunu duyurmuş olduk. Evet, evet. yani zaten var? biliyorsun Çin aşısı ya da Corona, Sinovac firmasının yaptığı aşı 5 ile 8 derece arasında saklanabiliyor. Zaten işte araçlardaki şeyde aralıkta eksi 20 artı 20 derece olduğu için hani bu da uygun bir yöntem. Zor da gibi. değil değil mi? Ben eksi 70 falan bekledim de. Şey mRNA aşıları eksi 70, <laughs> Moderna eksi 20. <laughs> E BioNTech eksi -70'te saklanması gerekiyor. Zaten en büyük zorluğu o ya. Ya işte hmm. bak mesela şu anda bu araçlar eksi -20'ye kadar tutabiliyor. Dolayısıyla mRNA aşısını bunlarla taşıyamazsın. Bozulur. Evet. Lojistikle ilgili hmm. gerçekten sen zaten en başından beri hep evet. söylüyordun. Evet, şimdi eee aşılarla ilgili böyle gelişmeler gele dursun. Bir taraftan da dünya mutasyonu konuşuyor. Biz ülkede güzel haberler e, duyarken bir yandan dünya kavruluyor gibi bir görüntü var hoca. Şimdi gorillerde koronavirüse rastlanmış. Ee, ABD'de bir hayvan bahçesinde yaşayan iki gorilin COVID-19 testi pozitif çıktı. Hayvanların semptom göstermesi üzerine teste tabi tutuldukları da açıklanıyor. Hayvan bahçesi yetkilileri gorillerin hafif semptomlar yaşadıklarını belirtmiş. Ee, bu goriller gerçekten bu arada koyut olan goriller herhalde değil mi hocam? Evet evet yani e, öyle bildiğim kadarıyla. Evet. A, enteresan kısmı tabii hani burada şu bu Bulaşma nasıl oldu? Şimdi, ha Değil mi? Evet, İnsanlarla bugün, ne kadar yakınlar? Aa, onları besleyenler biraz yakın, bakıcısı falan. E, yani şöyle ben bugün sabah dinlediğim zaman Amerika kaynaklı bir şeyde e, ilk vaka asemptomatikti diye düşünüyorlar gorillerde. Çünkü etrafındaki gorillere de bulaştırmış gibi görünüyor ama hani ilk nereden bulaştı? İnsanlardan olabilir yakın temaslı e, temas. veya bakıcısından olabilir Dolayısıyla hani şu anda onu çok bilmiyorlar. Enteresan onu söyleyemediler tabii ki. Ama Peki. artık şunu biliyoruz hani öyle bir virüsten bahsediyoruz ki hayvandan insana bulaşıyor, insandan hayvana bulaşıyor artık. Yani çünkü virüslerde mesela özür dilerim bazı virüsler vardır sadece hayvanda enfeksiyon yapar. Hmm. Sadece hayvandan hayvana bulaşır ki koronavirüsün bu tipi öyleydi. Mutasyon geçirdikten sonra insana bulaşır oldu dolayısıyla şu anda da mesela insandan hayvana bulaşıyor. Bu da enteresan biliyorsun. Danimarka'da vizonlara bulaşmıştı. Hı hı. Milyonlarca hayvan orada itlaf edildi. keza Yunanistan'da bunu görmüştük. Hı hı. zannediyorum gene Avrupa'da ya İspanya'da ya Portekiz'de benzer bir vaka yaşandı. Şimdi de Amerika Birleşik Devletleri'nde gorillerde bir koronavirüs enfeksiyonundan bahsediliyor. Yani her gün yeni bir şey duyuyoruz. Ee, bir yandan Dünya Sağlık Örgütü işte açıklama yapıyor. Bu salgınların arkası kesilmeyebilir. Dikkatli olun diyor. Hani tam işte koronavirüse aşı bulduk diyoruz. Başka bir virüsün kaynak alabileceği öngörülüyor falan böyle bir dönemde yaşıyoruz yani. Bu da böyle, şimdi stabil bir ruh halinde ol. Tabii Heh. bazen güleceğiz, bazen ağlayacağız. <laughs> o kadar dalgalı ki aldığımız evet. haberler de öyle. Sonumuz hayır olsun diyorum. Bakalım neler daha duyacağız. Şimdi e, gorillerde böyle bir e, virüs COVID'e rastlanıyor. Bir de Çin'de e, 12 Şubat'tan önce salgını kontrol altına almak istiyor Çin. Neden böyle hı hı. bir şey? Şimdi e, biliyorsunuz 12 Şubat onların yılın başlangıcı olarak kabul ediliyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu son 24 saatte 13'ü yurt dışı kaynaklı, 55'i yeni vaka tespit edildiğini, virüse bağlı can kaybı olmadığını açıkladı. Yeni yılının başlangıcı olan... 12 Şubat öncesinde salgın kontrol altına alınmak isteniyor. Ay takvimine göre Çin yeni yılın başlangıcı olan 12 Şubat öncesinde yeni baş gösteren salgını kontrol altına almaya çalışıyormuş. Çin'i de ben tam çözemedim hocam. Bir böyle bunlar bir kutluyorlar atlattık biz bitirdik biz diyorlar. <laughs> bir diyorlar ki vay şu şehrimiz neydi o Şingyang mıydı bir değişik bir isim söylemişsin hepsi birbirine Şişincu benziyor. Gibi şeydi. ha, sınırlı şey kapılarını kapadı bir şey yaptı giriş çıkışı yasakladı hmm. karantinaya hmm. aldı dört vaka gördü diye. Anlamadım ben bu Çin'in. E, ya şimdi şu, bu esasında çok güzel bir örnek. Yani güzel örnek derken şunu gösteriyor. Yani sen bir kişide, iki kişide, üç kişide saptadığın zaman izolasyon, karantinayı sağlayamıyorsan bulaşma çok hızlı oluyor ve bir anda kontrol dışına çıkıyor. Dolayısıyla evet, Wuhan'da mesela evet normale döndü belki, vaka sayısı çok azaldı ama işte başka bir yerde hemen patlak veriyor. Hani hep söylüyoruz ya, biz de burada defalarca söyledik. Salgın kontrol altına alındıktan sonra, yani pandemi bittikten sonra ufak ufak yerlerde patlamalar olacak. Mısır patlamaları olacak. Dolayısıyla oraları izole etmek gerekecek. İşte Çin esasında şu anda onu yaşıyor. Hani enfeksiyon ciddi salgın kontrol altına alındı ama ufak ufak şeyler oluyor. Patlama yerleri oluyor. Şimdi tahminlere göre Çin'de bu yeni yıl döneminde, yeni yıl dönemi dedim onların yeni yıl kutlamalarında 400 milyon kişinin yer değiştireceği hesaplanıyor. Genellikle böyle olurmuş. İşte bilmem ne şehrinden annesinin babasının yanına gidiyor vesaire çok dolaşıyorlar trenlerle işte uçaklarla kutlamalar için. dolayısıyla kutlamalar için veya aile ziyaretleri için işte en büyük korkuları o. o 400 milyon insan yollara döküldüğü zaman bunların içinde taşıyıcı varsa inanılmaz hızlı bir şekilde kontrol dışına çıkabilir gibi görünüyor. Şimdi mesela tablette bir şey açtım. Enteresan bugün gördüğüm bir paylaşımı göstermek istiyorum size. Bu İrlanda'daki vaka sayısını gösteriyor ve şu anda milyon başına hesaplandığı zaman dünyadaki en fazla vaka İrlanda'daymış. Neden böyle ama. olmuş? Ee, bu kısıtlamaların gevşetilmesi ve başlanması ile ilgili de onları bir araya getirmişler. Şimdi bakın tabloya baktığınız zaman İngilizce kusura bakmayın ama ben size açıklayacağım. Şimdi şu noktada yani bir yazan yerde aşağı doğru iniyorum. Beni biraz ufaltabiliyor musunuz bilmiyorum ama şimdi bir yazan yerde bakın ee, kısıtlamaların kaldırıldığı dönem yani tam şurada hafif bir yükselmenin olduğu dönem kısıtlamaların kaldırıldığı ne oteller ee, işte kafeler restoranların açıldığı dönemde hafif bir yükselme başlıyor. Sonra diyorlar ki biz iyi gidiyoruz fena gitmiyoruz bunun üzerine şu ikinci çizgi noktası geliyor ortalayalım. O da ne biliyor musunuz? Diyor ki evlerde iki aile bir araya gelebilir diyor. Hmm. Bak ondan sonra ciddi bir yükselme var. Tamam mı? Arkasından yeni varyantın yeni koronavirüs varyantının İrlanda'da görüldüğü an itibariyle yani tam şu üçüncü çizgiler bakın bir anda nasıl yükseliyor görüyor musunuz? Yeni mutasyonun yarattığı artış işte bu. Bak hmm. vaka sayısı bir anda 1500'den 6.500'e çıkıyor. Yeni varyantın İrlanda'da görülmesiyle beraber. Ne kadar bulaşıcı olduğunu buradan size gösterebilirim. bu Korkutma grafikten. bizi hocam ya. E korkutmayayım inşallah. ama gerçekleri evet. de bilin yani. Evet gerçekler de bunlar. Ee, i̇nşallah söylenildiği gibi bu yeni varyanta aşılar etki eder. Çünkü şimdilik ettiği konusunda bilgiler geldi. Şu anda öyle görünüyor. Evet. evet. Tek şu anda söyleyebileceğimiz bu aslında yani en aşıdan bir zaman içinde daha çok var. göreceğiz. Tabii. Birazcık okuyayım artık mesajları. E Sorduk izleyicilerimize de dedik ki neyi çok özlediniz pandemi öncesinde. Hemen açıyorum Instagram'ımı sevgili izleyiciler. Doktorum yanımda TV360 Instagram adresimiz. Şimdi baştan başlayayım sondan başlayayım. Baştan evet. başla sonra karıştırıyorsun. <laughs> evet, sondan baş. Niye sondan başlıyorsun? <laughs> Çünkü başı gizliyor ya Instagram. <laughs> Yukarı çıktıkça açıyor falan ne bileyim. Günaydın diyor Şebnem Hanım. Ee, neyi özledi? Sen tahmin et Şebnem Hanım. neyi Korkak korkak Kork Kork gecelerini özledi tabii ki. Senin doktorumuzun yani güzel ekibiyle güzel dostlarıyla sahne aldığı keyifli ve eğlenceli geceleri en çok özledim diyor. Göktür Hanım sabırsızlıkla bekliyorum Kartal'dan demiş günaydın size de eşim ve kızımla dışarıda kahvaltı etmeyi gezmeyi ha, özledim diyor Betül Hanım. Ya. Ay evet hafta sonu kahvaltısı diye bir şey vardı pazar sabahları evet, ya. Evet, dışarı evet, çıkılırdı güzeldi. bunları özledim zaten ailemiz uzakta çok sık göremiyorduk şimdi iyice kesildi bıçak gibi demiş. Esma Gökbunar yayınlar diyor kolay gelsin ee, mutlu sabahlar yayınlar Azerbaycan yazmış bize Gülnara günaydın. Arkadaş ve sevdiklerimizle ailemizce yan yana olabilmeyi çok özledik. Yağmurlu bir Bursa sabahından Filiz Hanım bize ulaşıyor. Manisa'dan günaydın diyor Pakize Hanım. Sizinle güne başlamak güzel. Ankara'dan günaydın. Yağmurluymuş Ankara. Meral Hanım da günaydın. Hülya Hanım günaydın Atakent'ten. Şeyda Hanım da diyor ki umut dolu sizlerle mükemmel bir güne uyandık. Karma karışık soğuk bir Paris'ten günaydın Gülefer Hanım. Bayağıdır yoktunuz. Gülefer Hanım neredesiniz? Yok yazdım sizi Online bu bizim. Bence şey getirsin o, ya. Sağlık okuruyor. <laughs> Rapor. Annesinden babasından izin kağıdı. <laughs> i̇zin kağıdı istiyoruz. Edirne'den bol yağışlı su baskınlı günaydın diyor Burç Deniz. Koşu yarışlarındaki kalabalık samimi ortamı özledik. Allah sizi. <laughs> Koşu yarışlarındaki kalabalığı özledim diyor ha, o da izleyicimiz. Güzel. İlginç ya. Burç Deniz kullanıcısı. Bay mı bayan tam şu an şey yapamadım ama çok güzel. güzel. Nasıl bu kadar enerjik olabiliyorsunuz? Ahmet az yazmış onu değil mi? Evet, evet. Kıbrıs Girne'den sevgiler, şahane insanlar Sebahat Hanım. Özlem Hanım Ankara'dan kucakta. O sevgiler göndermiş. Özgürce, stressiz, acaba demeden dışarıya çıkmak, arkadaşlarımızla tereddüt etmeden görüşebilmek. Nuray Hanım diyor. Çok özledim. Kahramanmaraş'tan günaydın. Özlediğim şeyler çok ama en acili torunlarımın sağlıkla okullarına gitmeleri hmm, diyor evet, ya. Hanım. Evet. Ay yani çocukların okula gitmesini inanın ben de o kadar çok. <laughs> Zannediyorum bütün anneler çok özledi onu. O kadar özledim ki bak bu soruya önce onu söyleyeceğim. Sevdiklerimizle görüşmeyi özledik bir de çocukların okula gitmesini özledik. <laughs> okula gitmesini mi? Evden gitmesini mi? <gülüyor> <gülüyor> evet Gaziantep günaydın. Sımsıkı sarılmayı özledim sevdiklerime diyor Hanife Hanım. İzmir yağmurluymuş Sibel Hanım. Bülent Özden Ankara'dan yazıyor güzel sağlıklı günler diliyor. Mesaj yazmasam da sizi her gün izliyorum diyor Hatice Hanım. Sevgiler en çok sevdiklerime sarılamamak ve koşarak gittiğim koro çalışmalarımızı şarkı söylemeyi çok özledim. Evet diyor bak ne güzel. Ya herkes işte hobileri olanlar hobilerini yapamıyor. özlüyor Çocuklarımı ve torunlarımı arkadaşlarımı özledim. Sürekli evdeyim çünkü diyor Selver Hanım. Antalya Figen Hanım günaydın diyor. Almanya günaydın demiş Emine Hanım. Arkadaşları ve sevdiklerimi çok özledim diyor Nurgün ablacığım burada. Ee, çok eğlenceliydi onlarla toplanmak güzeldi benim yemeklerimi de çok özlemişler <gülüyor> <demeyeyim>. <gülüyor> Güzel yemek yapar ama ya. bir gün getireyim evet yapsın yani, da getireyim Bir gün getireyim bir gün gel değil bir gün getireyim Nurgül abla bir gün sana geleceğim. <laughs> Hayır ama ben bir şey diyeceğim. Aa, ye yemeyecek mi? Pardon evet yani. Şimdi Sen bak, hep onların yaptığı ki, mutfağı yemeği yiyorsun. Bak burada sunuyorsun. Sağ Ondan... ol hocam. Yemin ediyorum reklam arasında hepsi üstüme gelecek şimdi. Bak bunu planladınız değil mi? <laughs> Yemin ediyorum aklıma bile gelmedi. Evet ge yemek buraya gelirse bütün ekip yiyecek. Haklılar <laughs> tamam. Geri adım atmayı da bilirim. Evet sıradaki yorum. Bak şey oldu ekran düştü siyaha. Burdur'dan günaydın Gülçin Hanım. Güzel bilgilerinizi izliyoruz. Maskesiz gezebilmeyi rahatça sevdiklerimizle görüşmeyi özledik. İzmir'den günaydın. Benim kızım İstanbul'da kısıtlamalardan dolayı görüşemiyoruz onu. Çok özledim. Bugün doğum günü. Bir de arkadaşlarımı çok özledim diyor. Aynur Yeşilova'nın kızının doğum günü. Mutlu Aa, yıllar. Nice yaşlara. Nice yaşlara. Günaydın. Hayırlı sabahlar olsun. İnşallah sevgi dolu. Tekirdağ, Selver Hanım. Norveç'ten karlı bir sabahtan günaydın. Türkan Hanım günaydın. O karı bize de gönderin. Hemen konuma getiriyorum olayı. Kar geliyor çok şükür. Heh, Pazar Böyle günü mü geliyormuş sen bilirsin onu. Silme bir ne e, günü geliyor? örtüsü gibi geliyor. Cuma'dan itibaren. Cuma'dan. Kırsal kesimlerde biraz görebiliriz tutulabilir. Şehir içinde çok tutunacağını zannetmiyoruz. Öyle mi? Evet ha. bak nasıl. Ee, <laughs> Sabah hemen ava durumunu okurum. Sonra cuma e, geliyor yani çok şükür. Tamam. Yani gelmesi demek doğaya karışması. İşte yaza bize hazırlık ama yani. Ama bak mesela yandan. bugün karlar... bayağı çok yerde su baskını olmuş. İzmir falan bayağı i̇şte bunu etkilenmiş. Bunu da istemiyoruz aslında ama evet doğru. Ben de duydum onu. Hmm. İnşallah hayırlısı bakalım. Bu sene tamam. İzmir hakikaten biraz şanssız gidiyor ya. Ay evet ya deprem, arkadan sel baskınları. Evet evet. Korona zaten tüm dünyada. Hmm. İzmir e, sevgiler gönderiyoruz İzmir'den izleyenlere. Evet, arkadaşlarla buluşup muhabbet etmek şu ana kadar gelen mesajlar arasında en fazla özlenen e, şey. Çünkü insanların en büyük esasında ihtiyacı iletişim. Evet. Bak, herkes ailem hmm. Göknur da öyle yazmış Göknur Hanım Küçük çekmece sarılmak, konuşmak, bir arada olmak hep özlediğim şeyler. Evet, güzel sorular geliyor bu arada. Yorumlarınız çok güzel sevgili izleyiciler. Çok teşekkürler. Çok da uzun. Ee, biz haberlerle devam edelim. Vakit kalırsa tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz yorumlara pandemide en çok ne özleniyor diye. Evet şimdi ventilli maske takmayalım uçaklarda lütfen diye bir haberimiz var. Ventilli maske nedir? Evet onu hemen size şimdi aktaralım. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi uçak içerisinde yolcuların kullandığı maskelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Ekşi uçak içinde ventilli maske lütfen takmayınız. Yolcuların sağlığı için uçak içinde ventilli maske kullanımı otoritelerce yasaklanmıştır demiş hı hı. E, kabin memurlarımız sağlık kurallarına uyum için ventilli maskenizi değiştirmenizi talep etmektedirler diye de devam etmiş şimdi bu ventilli maske nedir hocam sen bize yani o, o sarı görünen filtre var ya orada hı hı. E, o tek taraflı çalışan bir mekanizma bu maskelerde yani nefes alırken kapanıyor ama Filtre yapıyor. Verirken 50 -50 öne 50 doğru geliriz. itiyor. Yok o daha farklı. Hı. E, direkt dışarıya veriyor. Hı. Dolayısıyla burada hani takan kişi esasında eğer virüs taşıyorsa etrafa saçıyor. O yüzden tercih etmiyorlar. Hı. E, bir de uçak. Şimdi. Hele bir de uçak kapalı. Gerçi uçağın içindeki hava hakikaten sirkülasyon inanılmaz bir teknoloji. Oradaki o e, teknolojiyle beraber... Bütün o hava yani zannediyorum 3 dakikada bir içerideki hava tamamen yenileniyor. Dolayısıyla baya ileri bir teknoloji ee, ama tabii ki maske takmak gerekiyor ve başkalarını riske atan bir şey olduğu için önermiyorlar onu. Uçaklar. Yani sadece uçakta değil bence genelde de. Genelde ya, de, <gülüyor> <yani> <gülüyor> bizim için Bunu bizim. takacaksan da üzerine maske gene cerrahi maske takmak lazım. Evet hocam sen öksürüyorsun bu hep koronadan kalan şeyler mi? Bilmiyorum, yani çok zannetmiyorum ama <laughs> olabilir de. Yoksa öyle çoktu çok, yani. konuşurken kadar. çok fazla oluyor. Yani gün içinde çok fazla değil. Burada çok öksürüyorum aslında <laughs> bakarsanız. <laughs> Hava mı kuru? Yok yok çok konuşuyorsun ya burada sürekli evet, evet kuruyor yani. boğazın. Erito oluyor yani. biraz ondan. Evet. Peki ama sana şeyiz yani bu konuda. İstediğin kadar öksürebilirsin. Hani en başında dedim ya. <laughs> evet. Hani korona nedeniyle sonuçta <laughs> yok. özel ilgi gösteriyoruz COVID-19 geçirenlere. Şimdi şehirden kaçmak isteyen Nalbur'a koşmuş. Vallahi hepimizin durumu böyle oldu. Ben yazın almadığım kadar kamp malzemesi aldım. <laughs> Biz de yani bayağı bir e, alet çantalarını evlere sığdıramaz olduk. Pandemi döneminde kalabalık şehirlerden kaçmak isteyenler kurmak istedikleri yaşam alanı oluşturma amacıyla hırdavatçılara akın etmişler. Bu dönemde nabur esnafının satışları da güzel gözle görülür bir şekilde artmış. Hiç aklımıza gelmezdi tabii ki kriz dönemlerinde her zaman bir e, taraflar hmm. e, zarar görürken müzik piyasası tabii. gibi mesela evet. bir taraflar da avantajlı olabiliyor. E, yani birileri de kazansın yani bari e, değil mi? E, evet evet herkes de burada şey olmayacak tabii Şimdi, zayıflamayacak. evet şehir dışı e, evlerde talep çok artmış kiralar fiyatlar hmm, hmm. şehirden uzak ve müstakil evlerde. Bir de herhalde hani ufak tefek böyle orada e, dışarıda eve olan tabii, hemen bahçesi, tamir bağı, etmek için olan, hemen evet. nalburlara Hücum etmiş hmm. Evde de vakit çok geçince neyi tamir etsem derdi oluyor ya Doğru Aa, tabii. Şu çatıya bakayım şu balkona bakayım Kaç zamandır Derken... yapmadığın bir sürü iş vardır bekliyordur evde tabii Hanım ya. söylüyordur ya Şunu hala yapmadım falan diyordur <laughs> evet, Asmadın söyleriz, bunu söyler. Bir yıl söyleriz ve en sonunda o hanım onu ne yapar biliyor musun Elinde çekiç kendi yapar Yani Yapmaz yapmaz evin beyi çünkü <laughs> Deyip buradan Evet şimdi sizden gelen soruları hemen yanıtlayalım. Hadi Çünkü bakalım. izleyicilerimiz de hep Neler program var. boyunca soruyor. Hemen gelsin ilk sorumuz. Bakalım Murat Hocamız e, cevaplayacak. Doktorum yanımda TV360'a geldi sorular. E-Nabız'da grip aşısı yaptırabilirsiniz yazıyor. Şu aşamada çocuklarımıza ve kendimize grip aşısı yaptırmak ne kadar doğru? Ama hep söyledik değil mi hocam? Yapılabilir tabii canım. Yap yapılacak yani öyle söyleyelim. Burada hiçbir şey yok yani korona, diyelim ki grip aşısı yaptırdınız bir ay sonra koronavirüs aşısı geldi ki zaten bir ay sonra gelmeyecektir öyle. Çünkü sağlıkçılar zaten yaptırdı grip aşısını. Hı hı. Ee, dolayısıyla hani yaptırabilirsiniz hiçbir sakıncası yok. Evet yaptırın, yaptırın zaten yani. Zaten e da yazıyormuş yaptırın yaptırabilirsiniz yani. diye. Evet yaptırın biz zaten kışa girerken bunu da bayağı vurguladık evet. buradan da. Hastalığı geçiren bir aileye hastaneden çıkan bir hastayı... Götürmekte risk var mı? Hı? Hiç anlamadım <laughs> Şimdi bak, sana çeviriyorum. Hastalığı geçiren bir aileye hastaneden çıkan bir <laughs> yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan olmuş? Beyin yakan sorular diyor E, ısındı ben. yani şurası. <laughs> Düşünürken. Şimdi ben sana bir bak, hastalığı geçirmiş birisi. Tamam. Tamam mı? Hastalığı Sen hastalığı geçirdin evde aileye. oturuyorsun. Tamam. Ben de korona geçirdim hastaneden çıktım. Senin evine gelebilir miyim? Ya böyle bir senaryoya neden ihtiyaç duydunuz <laughs> ki onu anlamadım ben. Niye gitmek istesin değil mi? Risk var hastane. mı? E var tabii. Sen yeni çıkmışsın. Ha, aynı evde yaşıyor olabilir mi? Ama o zaman yani böyle ayrı gibi insanlar gibi yazılmış oraya evet, hastalığı geçiren, geçiren bir aileye çünkü. bir de hastanede çıkan bireyi götürmekte fayda var. Yok yani. Risk var mı diyor. Risk yok mu diyorsun? Gidebilir mi? İkisi de geçirmiş bitiş sağ. negatif artık. olmadan zaten hastaneden zaten PCR negatif olmadan hastaneden çıkartmamışlardır ki. Burada bir sessizlik istiyorum ya. <laughs> evet, e, böyle ama olsun. Biz gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler hangi soruyu sorarsanız mutlaka yanıtlamaya çalışıyoruz. Tabii Murat Hoca şu anda Aklım hala hikaye orada <laughs> yani. Yani herhalde aynı aile diye düşünmek lazım evet, en doğrusu. Evet herhalde ama artık zaten sizi hastaneden çıkarmazlar negatif olmadı olmazsanız. Tabii canım. O yüzden de risk e, yok. Yoksa ziyaret mi? için demiyor herhalde yani. Demiyordur herhalde İşte bilmiyoruz <laughs> sorunun hangi fikirle yazıldığını. Peki geçelim. Evet koronayı bilmeden ayakta hı. atlattıysak aşı yaptırabilir miyiz? Aşı yaptırmak için önceden testler yapılacak mı? Hah güzel soru. Ben geldim sana aşı yaptıracağız bana. Hı hı. Bana bir test yapılacak mı önce? Hayır. Hı. Herkese rutin antikor bakılmayacak atlatmadı. O yüzden belki. zaten hani evet. asemptomatik geçirdiysen aşı yaptırabilirsin. Yani. bilmeden atlattıysanız koronavirüsü aşı olmanızda bir sakınca olmayacak eğer onu soruyorsanız. Olacak mı, olmayacak mı derseniz e, yani her herkes siz çağrı geldiği zaman olacaksınız aşınızı. Bir de şu var. Hani şunu da biliyoruz. Koronavirüsü hafif geçirenlerde antikor daha düşük gidiyor Selda. Ha Dolayısıyla yani asemptomatik geçiren yani. zaten hani 3 ay sonra muhtemelen hani o bağışıklığı da sürdürebiliyor mu bilmiyoruz. O yüzden aşı ge geldiği zaman olun aşınızı. Evet. Peki bir sorumuz daha var mı? Var galiba. Yok. Yok, yok, pardon. Ben bazen seni dinlemeye o kadar dalıyorum ki burada bir şey deniyor ama. E, o kadar güzel Vallahi konuşuyorum bir şey dikti. De... <laughs> Uzun cümle kursan <laughs> da. <gülüyor> Unutmamış ama cümlemizin dedim ya. Unutur bir muyum o zamanı gelecek. İntikam soğuk yenen bir yemektir falan. Allah'ım yarabbim <laughs> bak. Yazıyor her şeyi kenara. Ben çok unuturum mesela. Ah, benim hiç de unutmam. o şeyim var. Hiç unutmam dikkat et. Eyvah eyvah bir şey diyeceğim. Dedik ya en çok neyi özlediniz Hı. eski pandemiden önceki hayatta diye. Gönül Dargı Şahin ne yazmış biliyor musun? İzmir'den Gönül. Normal yaşam nasıldı? <laughs> 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 Doğru çok güzel <laughs> Yani nasıldı ki neyi özledim bilmem sen kimsin falan diyecek evet, yani evet, evet. o kadar uzun süredir doğru. pandemi devam ediyor ki ki gerçi bu ne yani daha uzun da sürebilir. Ee, böyle bir yorum yapmış bu arada bu yorum direkt mesajdan gelmiş bakmayın böyle okudum ben gönül Hanım, ama mümkünse lütfen siz de postun altına yazın. Bunlar şu anda tamamen Duygu'nun özverili çalışmaları sonucunda direkt mesajlara da bakmış. Ee, neyi özledim biliyor musunuz ben dostuma kardeşime sarılmayı özledim Evet doğru. diyor Ercan Uras. Evet. Hepimiz Öyle. en çok bunu özledik. Öyle. Çok yorum var. Bakayım mı biraz? Vallahi. Var mı vaktimiz Reji? Bir dakika var bir dediğim zaman bize neler ifade ediyor biliyor musunuz o bir dakika? <laughs> Dur hemen bakacağım şimdi. Ay 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 bir dakika teknoloji değiştik. Murat Hoca kadar hızlı kullanabilseydik zaten ben orada oturuyor olurdum. <laughs> Şimdi. Bugün ben sana gol atacaktım. Sen kendi kalemi atıyorsun zaten. <laughs> Seni yormak istemedim hocam. Eyvallah. Teşekkür ederim. Seni yormak ederim. istemedim. Evet. Murat Hocam ben kan sulandırıcı kullanıyorum COVID geçirdiğim için. D vitamini K2 ile e, içmemde bir sakınca var mı diyor. Hayır. Tamam. <laughs> tamam. Evet. Şimdi çok güzel yorumlar var ya. Sibel Hanım İzmir'den sevgiler. Ee, evimiz şenlendi yine güzel program bizi bekliyor Çayımızı hazırladık güzel bilgiler almak istiyoruz Ben futbolcuyum abla futbol oynamayı özledim Saygılar evet. kocaman öpmüş çok teşekkürler Mustafa valla oğlum da diyor Futbola ne zaman başlayacağız Vallahi değil mi? Artık sahalar da kapandı antrenmanlar olmuyor falan Pınar Hanım günaydın Korka korka uçağa binip ülke ülke Gezmeyi dahi özledim o derece yani Ülke ülke gezeceğiz inşallah Pınar Hanım Konya'dan selamlar Korona'da önce çay bahçesinde arkadaşlarla sohbet etmeyi Çay içmeyi özledim e ee, günaydın. Ülkenin bazı yerlerinde aşı çalışmaları vardı diyor. Ha o onunla onlarla ilgili soru sormuş. Çalışmaları aktarıyoruz zaten. Sağlıklı güzel yarınlar. 60 yaşındayım. Sağlıkla ilgili, Covid ile ilgili sorunlarım oldu diyor. Ee, bu soruları da yarına biz sizden gelenler bölümüne saklayalım. Hı hı. Pandemi öncesi en çok aile ve akraba sohbetleriyle birlikte yaptığımız fasılları, söylediğimiz şarkıları özlüyoruz. Evet çok Demiş. güzel. O zaman biz de size bir şarkıyla reklama geçelim. <laughs> <laughs> Selda söylüyor. <laughs> Murat Hoca söyledi. <laughs> Reklamdan sonra görüşürüz. Evet görüşürüz. Her sabah uyandığımda kendimi yorgun hissediyorum diyenler ekran başına. Neden yorgun hissederiz? Sürekli yorgun hissetmek ciddi hastalıkların habercisi olabilir mi? Kronik yorgunluk sendromu nedir? Nasıl tedavi edilir? İç hastalıkları ve endokrinoloji uzmanı Profesör Doktor Zeynep Oşarsiva merak edilen tüm soruların cevaplarıyla birazdan canlı yayında. izler doktorum yanımda devam ediyor. Kısa bir reklam arası verdik. Bu bölümde yorgunluğumuzu konuşacağız dedik. Yorgunluğumuzu dedim sanki hepimiz çok yorgunmuşuz gibi. Ama öyle bir değil mi? Ama şey yani özellikle bu dönemde herkes çok yorgun evet. hissetmeye başladı. Çünkü hani evlerde zaten aktivite düşmeye başladı. E bazılarımız işte hastalık geçirdi. hastalık sonrası hafif böyle bir depresif moddayız. E o da yorgunluk getiriyor. Evet. Bir sürü nedeni var doğrusunu isterseniz. Bakalım e, nelermiş nedenleri, nasıl tedavi edebilirmişiz. Profesör Doktor Zeynep Oşar Siva Bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Hoş, hoş geldiniz hocam. Sefalar getirdiniz. Merhabalar. İyi misiniz? İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz işte Covid-19'la böyle bir resmen programın son üzerine geldi önemli. kondu bu virüs. Sürekli onunla ilgili de haberler veriyoruz. Siz nasıl değerlendireceksiniz Covid-19'la ilgili son günlerimizi, gelişmeleri? Yani aşı tabii çok umut veren bir gelişme. Aslında bir sürü spekülasyonlar, bazı komplo teorileri olsa da aşıyla ilgili çok iyi bilimsel araştırmalar var. En azından... Kısa bir süre için aşı bilinen ve kullanılan bir tedavi ya da önleme şekli ama olsun yine de evet. kanıt var ve aşıyı mutlaka olmalıyız. Ondan ümidimiz var. Onun dışında tabii ki hastalık bir süre sonra zayıflayacak hmm. ve daha kolay başa çıkılabilir hale gelecek ama hmm. halen daha çok ciddi bir risk. Belli ülkelerde çok daha beklenenden daha hızlı bir artış gösterdi mutasyonlar. Evet. Ee, umarım sağlıklı atlatırız bu dönemi. İnşallah. Birkaç yani ne? geçenlerde hatta dün işte haberlere de konu oldu bu Lancet'te çıkan Çin'in bir hani çalışması var ya 1700 kişi üzerinde 6 evet. aydan sonra en fazla şikayetlerden bir tanesi kas ağrısı öteki evet. yorgunluk. Evet. Değil mi? Yani Covid'le evet. de hakikaten çok ilişkili. Çok. Direkt burada acaba Covid'in etkisi mi yoksa hani depresyonla da ilişki o hastalık psikolojisi de insanı yoruyor aslında değil mi? Kuşkusuz. Yani tabi e, tabii e, çok korkutucu anksiyete, endişe hmm. hali ve ardından da depresyon yaratıcı bir hastalık. Zaten hasta olanlar e, hemen aşırı bir korkuyla eee tepki veriyorlar ilk anda sonrasında çok iyi gidiyor çok büyük bir kısmında ama hmm. öncesinde çok korkuyorlar ve halsizlik hastalığın çok önemli bir semptomu yakınması. Hatta dediğiniz gibi uzun bir süre sonra bazı yakınmalar kalıyor. Hmm. Hastalar hala daha halsizlik, nefes darlığı, isteksizlik, sabah kalkarken bir uyumamış olma hmm. hali Sanki hiç uyumamışçasına yorgun kalkma, e, hafif öksürük e, gibi yakınmaları tanımlıyorlar. Hastalık iyileşiyor, e, haftalar geçiyor. Hatta 3 ay, 6 ay gibi dediğiniz gibi hmm. e, araştırmalar var. Bazı yakınmaların ki bunların içinde halsizlik ön planda, hmm. yorgunluk e, kalabiliyor, sebat Ama edebiliyor. Ama Şunu söylemek yanlış olmaz değil mi? Yani sadece yorgunluğu koronavirüs oldum diye endişe etme nedeni olarak kabul etmeyin lütfen. Uzun bir cümle oldu ama sadece yorgunsanız koronavirüs değilsinizdir. <laughs> Öyle evet, diyeyim özellikle. Kesinlikle. Hani tabii, mutlaka kesinlikle. yanında ateş, öksürük, nefes darlığı gibi tabii. bir şey, şey olması kesinlikle, gerekir. Kesinlikle, tabii. Evet. Ee, yaygın bir rastlanan bir e, semptom, bir yakınma hali, yorgunluk. Doğru. Pek evet. çok, çok da nedeni durumda. var. Evet. Çok durumda görünen Şimdi yorgunluk aslında böyle sanki basitmiş gibi bugün kendimi çok yorgun hissediyorum falan değiliz ama bazen de çok ciddi hastalıkların habercisi olabiliyor evet, değil olabiliyor. mi? Olabiliyor. Ama yorgunluk ne demek şimdi? Yorgunluk hani halsizlikte de yorgun Yorgunluk mu? Şöyle bir bel ağrısı yorgun. Yorgunluğun, <laughs> yorgun kişilerin şikayetleri neler olur? Ee, şimdi yorgunluk bir de halsizlik iki ayrı hmm. e, yakınma var. Aslında halsizlik hiçbir şey yapmadan daha sabah kalkarken herhangi bir aktiviteye başlamakta e, isteksizlik, güçsüzlük hali. Yorgunluk e, bir fiziksel aktiviteyi yapıp arkasından daha doğrusu bir eyleme başlayıp çabuk e, hmm. yorulma hali. Hmm. Devam ettirememe hali. Devam ettirememe hali. Aynen öyle. Ama e, ikisi çok birbirine karışan e, ifadeler aslında. Genel anlamda e, yorgunluk kısa dönemli olabilir. Bir hafta yorgun olabilirsiniz, düzelebilir. Dalgalanmalar seyri, e, şeklinde seyredebilir ama sebat eden bir yorgunluk ve halsizlik hali bir hastalığın habercisi olabilir. Hmm. O yüzden mutlaka dikkat etmek lazım. Evet. En sık mesela hangi hastalıkla ee, yorgunluk ön plana çıkar? Şimdi yorgunluk yapan, e, yorgunluğun belirtilerinden biri olduğu pek çok hastalık grubu var. En başta aslında kendi işimle ilgili olarak evet. endokrin bazı hmm. hastalıklar yorgunluk nedenidir. Onlar diyeceğim. zaten herhalde en üst sıralardı değil Hormunlar mi? Evet çok sıkı evet. hastalıklar. Aynen öyle. Hormon bezleri indirip. özellikle Tabii. galiba onun hastalıklarında. Ee, mesela tiroidle hmm. başlayacak olursak tiroid bezinin az hormon üretmesi yani hipotiroidiye neden olan hastalıklar ki bunların başında çok sık gördüğümüz Hashimoto tiroiditi, hmm. kronik tiroiditler geliyor yorgunluk nedenidir. Ama Hashimoto olan herkeste bu ortaya çıkmaz. Tiroid hormonunun kandaki düzeyleri düşünce kişi yorgunluk hissetmeye başlar. Hmm. Onun dışında tabii çok sık görülen bir endokrin hastalık diyabet. Evet. Diyabet yorgunluk evet. nedenidir. Kan şekeri uzun süre yüksek giderse yorulur. Diyabet tanısı koyduran temel yakınmalardan birisidir aslında yorgunluk. Bir şey... Yani nasıl o yorgunluğu hissettiriyor onu bir konuşmak istiyorum sizle. Mesela tiroidde tiroid hormonu çok çalışmıyor. Yani ben hep şöyle düşünüyorum tiroidi ben her zaman yani şu boynumuzun önündeki bu tiroid hormonunu üreten bezi hem ben hep orkestra şefi gibi düşünürüm. Evet Hani aynen orkestra öyle. şefi çok çalışıyorsa orada çalan şarkı yani muhteşem, hareketli, eğlenceli, aynen, aynen neşeli öyle. bir şeydir. <laughs> ama yavaş çalışıyorsa Kesinlikle. böyle ağır, aheste bir yani şarkı şey, diyeceğiz. Yani Hani o yüzden mi yorgun hissettiriyor Yo, bize evet. tiroid? Yani yorgun hissetmek mi canın bir şey yapmak istemiyor? Yok, <laughs> burada gerçek anlamda bir yorgunluk var. E, tabii tabii ki canın bir şey yapmak istemiyor, depresif yakınmalara da yol açabilir. E, tiroid hormonu yetersizliği uzun dönemde ama Hı. Tiroid hormonu gerçekten bir orkestra şefi gibidir. Kas çalışmasından enerji üretimine, ısı üretiminden kalp hızının dengelenmesine, kalp kasının kasılmasına kadar pek çok fonksiyonu e, regüle eder, kontrol eder. O nedenle tiroid hormonu eksikse kaslarla başlayan, enerji üretimiyle hmm, hmm. devam eden bir yorgunluk hali e, ortaya çıkar. Gerçekten yorgunluk Yorgun hissi. Evet. Hı -hı. E, e, eyleme başlayamaz, yürüyemez, spor yapamaz. Doğru dürüst e, düşünemez. E, bir takım algılamayla ilgili sorunlar Tabii. da ortaya çıkar. E, daha da ilerlerse tanı evet. koyulmadan gizli kalırsa. Evet. Şek. O... Tamam. Pardon. Evet. Endokten Şekerde peki, evet, devam edin. Mesela şekerdeki şeker. o yorgunluğu hissetmenin nedeni ne oluyor? Şeker e, kanda e, belli bir düzeyin üstüne çıkınca bu genel olarak 180 miligramdır. E, her herkeste aşağı yukarı 180 miligramdır. Bu limitin üstüne çıktığında İdrara şeker kaçmaya başlar. Hmm. Şeker vücutta çok yükselince vücut onu atmak için idrarla e, sürükler. Hmm. Ve beraberinde su, tuz, elektrolitler, e, çeşitli mineraller de kaybolur. Ve hmm. e, bu nedenle e, hem susuz hem tuzsuz kalan kişi hassizlik hissetmeye başlar. Hmm. Yorgunluğun temel nedeni de şekerin e, bir enerji kaynağı olarak... Kullanılamamasıdır. Hmm. Çünkü şeker biliyorsunuz... Tabii esasında var ama kullanamıyor. Bütün evet kaslarımızın, beynimizin her şeyin faaliyetlerini sürmesi için şeker gerekli. Ve şeker hastalarında şeker çok yüksek ama kanda. Evet. Dokular onu alıp kullanamıyor. O yüzden de hmm. yorgunluk ve halsizlik hmm. çok sık rastlanan bir yakınmasıdır şeker hastalığının. O zaman işte endokrin yani hormonal... E, ...yorgunluk sebeplerini saymış Mutlaka olduk değil mi? Mutlaka düşünmek lazım. Tiroit evet. bezlerinde. Başka da var tabii. Başka ama da var e, ekleyecekleriniz e, varsa. E, mesela Addison hastalığı çok sık görülen bir hastalık değil Hı. ama... ...kortizol eksikliği ile birlikte Hı. giden... E, ...bir gene otoyumun, vücudun kendi, kendi dokularını harapladığı... ...tarzda bir e, hastalık. O da böbrek üstü bezinin yeterli kortizol salgılayamamasına bağlı... O da hassizlik nedenlerinden biri de. bulmuşken şimdi hani bu dönemde de çünkü koronavirüs nedeniyle pek çok kişi kortizon kullanmak zorunda kaldı. Evet. Ee, orada isterseniz hani ilacı bırakmanın da yavaşlatılarak bırakmanın da öneminden bir bahsedelim isterseniz. Ee, Tabi iki haftadan daha fazla kortizol tedavisi alınca biraz daha dikkatli bırakmak hmm. lazım. Üç haftayı geçince bir azaltma şamasıyla bırakmak lazım. Tabii o kişilerin Kortizol kullanma, kortizon ile tedavi edilme süreleri önemli, önemli. burada. Hı hı. Kısa süreli birkaç günlük kortizon kullanımının daha sonrasında yetersizliğe yol açmadığını biliyoruz. Çünkü <laughs> birden bire kesince, evet. uzun süre kullanım, birden ilacı kesince vücut ona adapte olamaz ve bir süre kortizol düşük kalır. Asıl o yavaş yavaş azaltarak kesmemizin nedeni Çünkü bu. Çünkü esasında orada şey değil mi? Hani Biz kortisol aldığımız zaman evet. vücut diyor ki ya zaten kanda yeteri kadar kortisol var. Ben niye üreteyim diye tembelliğe gidiyor esasında. Evet, aynen öyle. Bütün hormonal hani tedavilerde Kesinlikle. bu biraz var. Hani Kesinlikle. Şey, Sporcuların takviye amaçlı steroid alması, testosteron kullanması da, da, da aynı şey var. Antidepresanların da birden düşüyor. Şimdi antidepresanlarda da tabii öyle. Serotonini hmm. arttırıyor antidepresanlar. Ee, dışarıdan alınan antidepresanla serotonin artıyor. Hı hı. İlacı kesince e, serotonini arttıran o sistem dönmemeye başlıyor ve e, birdenbire düşüyor. Vücut ancak kendi dur bu azaldı ben kendi serotoninimi gene arttırayım diyene ne hmm. kadar bir e, süre geçiyor. O yüzden yine onlar da yavaş yavaş azaltarak. Aynen öyle. Onu da, da öyle bırakıyoruz. Evet, evet. Sevgili bir izleyiciler, iç hastalıkları ve endokrinoloji uzmanı Profesör Doktor Zeynep Oşar Siva bizimle beraber sorularınızı bekliyoruz. Yani yorgunluk şimdi izleyen izleyicilerimiz de, Ay ben de çok yorgun hissediyorum. Çok ciddi bir hastalığım olabilir mi? <laughs> Dişesine kapılmış olabilir. Sorularınızı bize yöneltin dedim ve sorumuz geldi hocam. Duydunuz evet. üzere hemen paylaşalım. Kendimi ne kadar süre yorgun hissedersem. Bu hastalık belirtisi olabilir diyor izleyiciler. Şimdi yorgunluk 6 aydan fazla sürüyorsa bu bir kronik yorgunluk sendromudur. Hmm. E, ve e, zor bir problemdir. E, onu çözmek için e, bir takım testler, ayırıcı tanı yöntemleri vesaire yapmak lazım ve doktora e, gidilmesi lazım. Ama genel olarak 3 aydan fazla devam eden bir hmm. yorgunluk halinde acaba altta bir hastalık mı var diye bakmak lazım. E, şöyle... En sık rastlanan nedenden ilerlemek lazım aslında. Hmm. Ee, en sık rastlanan nedeni önce düşünmek lazım. Ee, depresyon, anksiyete, böyle bir Covid gibi bir e, enfeksiyon hastalığının varlığı hmm. e, çok yaygın görülen. Bunları dışlamak lazım. Ee, onun dışında anemi e, mesela hmm. çok sık hmm. bir halsizlik Kansızlık ve değil şeydedir. mi? Evet, evet kansızlık. Evet. Özellikle doğurganlık çağındaki kadınlarda. Her adet dönemiyle kaybedilen demir eğer yerine koyulmazsa uzun dönemde demir eksikliği annemizde neden olur. Ve 3 aydan fazla hep yorgun hisseden kişi kadın mutlaka bir doktora gidip bu konuda bir tetkik yaptırmalıdır. Onun dışında başka anemi nedenleri de olabilir. B12 eksikliği, folik asit eksikliği gibi bunlar da hiç kuşkusuz yorgunluk nedenidir. Kanserlere bağlı yorgunluğu ve kansızlıkları dışlamak lazım. Kan kaybı kronik kan kayıpları mesela bir kolon tümöründe olabilir. <laughs> Devamlı kan kaybeden özellikle erkek hastalarda kişilerde çünkü demir eksikliği olmaz. Kansızlık varsa bir erkekte bu bir yerden kaybediliyor anlamına gelebilir. O yüzden kolon tetkiki de mutlaka yaptırmak lazım. Ee, bir anemi varsa hmm. e, özellikle kolonoskopi veya mideden bir ülserden mi kanama var diye. Yani kansızlığın nedenlerini mutlaka araştırmak Arasınmak lazım. Yakın. Peki hormonal ee, eksikliklerde e, hormon tedavisiyle hızlı bir şekilde toparlayabilir mi hastalık? Tabii tiroid e, hormonu eksikliği, hipotiroidi varsa tabi e, toparlayacak. Tabii, tabii. Kesinlikle hemen e, 1-2 haftada hmm. toparlayacaktır. Diyabette de öyle kan şekeri normale inince hemen toparlayacaktır. Hı -hı. Kalp hastalıkları yine yorgunluk evet. ve halsizliğin önemli bir nedenidir. Hipertansiyon, kalp yetersizliği, iskemi kalp hastalıkları dediğimiz kalp damarlarında tıkanıklıklar olması ve buna bağlı kalp kasının iyi beslenemiyor olması veya kapak hastalıkları bunların hepsi yorgunluk nedenidir. Bunları da dışlamak lazım. Hı -hı. Başka kanserler ilerlediğinde özellikle bir takım yorgunluk yapan ve iştahsızlık yapan maddeler üretirler Sitokinler dediğimiz kanser hmm. dokusu. O yorgunluk nedeni olabilir ama bunlar için hemen korkmamak lazım. Hı hı. E, önce en sık nedenler neyse evet. onlardan başlamak lazım. Ama ne kadar ciddi hastalıklar yatabiliyor altında. Yatabilir tabii. Peki yorgunluğun hiç sebebinin bulunmadığı anlarda olabiliyor Kesinlikle. değil mi hocam? Kesinlikle. O az evvel söylediğim e, kronik yorgunluk sendromu. Kişi hep yorgun. Evet. Kronik yorgunluk sendromu nedir mesela? <laughs> o da şöyle bir şey. Bir türlü neden olduğu tam bilinmeyen, ortaya koyulamamış ve doğru dürüst bir tedavisi de olmayan bir hastalık aslında. 6 aydan uzun bir süredir devam eden e, yorgunluk, bir e, fiziksel aktiviteyi yaptıktan sonra bu alışverişe gitmek olabilir, merdiven inip çıkmak, çalışmak. Arkasından bir e, gelen bir halsizlik hali, yorgunluk hmm. hali. Ve uzun süre devam eden kas ağrılarıyla birlikte olabilen e, bir durum. Ve sebebini bulamıyoruz. E, bulamıyoruz, evet. E, Otoyunluğun yine bir takım kanda bazı markerlar, göstergeler artıyor, romatolojik. Hastalıkların, romatizma hastalıklarının göstergeleri, başka bir takım antikorlar artabiliyor. Hı hı. Onlarla veya bir enfeksiyon hastalığıyla ilişkilendirilebiliyor ama yine de kesin hı hı. bir şey yok. Uykusuzluk burada görülebiliyor, algılama bozuklukları, hafıza sorunları ve yani unutkanlıklar görülebiliyor. Peki bu tedavisi nasıl sendromu? yapılır? Bir sebebi bulunamayınca ee, bir altta yatan nedeni bulmak lazım. Kortizol eksikliği var mı diye bakmak lazım. Bu kişilerde ayağa kalkınca tansiyon düşüyor. O da çok olumsuz etkiliyor hayatı. Ortostatik hipotansiyon denilen ayağa kalkınca kan basıncının düşmesi durumunu tedavi edecek bir takım ilaçlar verilerek. Hmm. Antidepresanlar verilerek biraz hı hı. E, durum toparlanmaya çalışılıyor. Evet. Fibromiyajiyi de çok e, Aa, evet. özür dilerim sözlü fibromiyajiyi de unutmamak lazım hı hı. az evvel e, aslında o kadar çok neden var ki evet. hakikaten kitap evet. yazarsınız üzerinde. Yani. Evet yine yani, <laughs> kazımlarda çok görülen. <laughs> Eklem ağrıları, kas ağrıları, devamlı bir vücut yaygın ağrıları, ağrılı noktalar özellikle sırtta. Geziyor sıkta. derler bir de değil mi? Geziyor o derler. gezer ha, evet. yani. <laughs> evet o gezer. O işte fibromiyerji olabilir. Şu fibromiyalji yani bir program konusu yapmak lazım. Kesinlikle yani O kadar ediyorum. enteresan bir tabii, tabii. hastalık ki Öyle, çok, neden olur Çok yaygın. Evet tabii. Psikolojiyle de çok, çok ilişkili tabii depresif, yani gerçekten yani biraz evet. hani böyle Belki de depresyon ağrıyor, mod ağrıyor, ağrıyor arttığı ağrıyor. zaman Aynen direkt öyle. artıyor. <laughs> bir sorumuz var hemen soralım hocam size. Magnezyumum eksik, çok terliyorum ve yoruluyorum sebebi ne olabilir? E, e, magnezyum eksikliği e, tabii bir yorgunluk nedenidir. Doğru beslenmeme ve minerallerden zengin sebzeleri çok tüketmeme magnezyum eksikliğine neden olabilir veya bir böbrek hastalığı vardır. Ona bağlı magnezyum kayıpları olabilir hmm. ama çok rastlanan bir şey değil aslında. Çok terliyorsa kişi acaba menopoz mu var? Bir. İkincisi hmm. hep en çılık rastlanandan ilerlemek hmm. lazım. Bir de gece terlemesi herhalde. Sanki menopoz yakınmalarından biridir hmm. biliyorsunuz. Bir diğeri gece terlemeleri oluyorsa bunu yapan bir takım hastalıklar dışlanmalı. E ee, iyi bir fizik muayene yapılmalı mutlaka. Yani iyi bir doktor muayenesinden geçmeli kişi. Hı hı. Çünkü yorgunluğum var ya, magnezyumum da düşük bunu alayım dememeli. Bir mutlaka doktor tarafından bildiğimiz muayeneden geçmeli. Lenf bezlerinin varlığı mesela yorgunluk ve gece terlemesinin lenf tümörlerine evet. bağlı olabileceğini düşündürür gibi. Yani olumsuz şeyleri dışlamak evet. lazım. Hı hı. Ee, bu nedenle sebebi şudur demek mümkün değil ama magnezyum düşük ve alınca rahatlıyorsa alabilir tabii. Hı hı. Uykusuzluk olmasın tabii. Bir de gene çok yaygın rastlanan bir e, yorgunluk, yorgunluk nedeni. Sebebi, evet. ee, uyku apne sendromu, hı hı. Ee, gece uykularının anksiyete, endişe hali nedeniyle bozuk olması. Bunları hep dışlamak lazım. Hı hı. İyi bir uyku evet. şart. Bizim toplumumuzda tabii şöyle bu da tam yerleşmedi. Bunları hep konuşuyoruz şimdi. Bir doktora görmek lazım dediniz. Kime gitmeli yani ben çok yorgunum diyen bir kişi kime gitmeli? Aile hekimine gidebilir. Hı -hı. E, aile hekimlerine ulaşmak çok kolay. Orada gerekli te temel testler yapılır. Hı -hı. Aile hekimi gerekli görürse yönlendirir e, Hı -hı. bir daha Hı -hı. bir uzmanlık dalına diyeyim. E dahiliye uzmanına gidilebilir. E, böyle başlamak lazım. Ama evet. şunu söylemek lazım herhalde. Hani burada yorgunluğun sebebini böyle bir testle anlamak mümkün değil. değil. Hani biraz önce sevgili Zeynep Hoca'nın da söylediği gibi, e, önce bir teste bakıp eğer o orada bir şey bulunmazsa başka bir test yapılması, onda bir şey bulunmazsa başka bir test yapılması, başka bir röntgen gerekebilir. Ha evet. bu durumda hani herkes çünkü istiyor yani gittiği gibi doktordan cevabı alsın evet. ama bu her hastalıkta mümkün olmuyor. Yorgunluk evet. da bunlardan bir tanesi. Bütün testleri de bir anda yapmak etkin maliyetli bir şey değil. Aynı Dolayısıyla öyle. hani en sık görülenden başlayıp öyle devam etmek çok doğru. Gerekecek, değil Tabii mi? kesinlikle doğru. Bu hmm. hep e, hocam niye bu testleri istedin? E çünkü ne ilgisi hani... var hocam diye <laughs> bir de böyle sorarlar. bir de şey oluyor ya hani Kapalı bir, bir test istiyorsun. Bu normal çıktı. E hocam bu da normal çıktı. Hani <laughs> niye yapıyoruz ki? <laughs> Ama başka da yolu yok yani en sık e, bu görülüyor. Ki. Dolayısıyla buna sırayla hani merdivenin birinci basamağı, ikinci basamağı, üç, dört öyle gitmemiz lazım. Tabii yani. bir de bazı şeylerin tanısını diğerlerini dışlayarak da koyduğumuz oluyor. Her şeyi bilemiyoruz Doğru. ne yazık ki. Hmm. Yani... Kanser yok tamam o zaman rahatız bunlar çıkmadı okey iyi ee, sonra ilerliyoruz. <laughs> evet. Soru vardı galiba yine soruyla devam edelim mi sevgili izleyiciler yorgunlukla ilgili konuşuyoruz evet izleyicimiz şöyle diyor şeker hastası değilim ama sık sık idrara çıkıyorum çok yorgunum vitamin almadan çalışamıyorum neden olabilir? Ee, şimdi tabii burada doğru beslenememe bir neden olabilir yine en basitinden başlamak lazım sık idrara çıkma idrar yolu enfeksiyonunun bir belirtisi olabilir. Bazen mesane biraz daha hassas mesanedir. Çok fazla dolmadan hemen idrara çıkılabilir. O kadınlarda hı hı. genellikle sık görülür. Bütün bunları dışlamak lazım. Ama sık idrara çıkmanın başka nedenleri de olabilir. Bir böbrek hastalığı da çok sık idrara çıkmaya neden olabilir. Hı hı. Onun için en basitinden üre bakmak lazım. Hı hı. Kreatinin düzeyine bakmak lazım gibi. Vitamin almak da eğer vitaminler eksikse anlamlı aslında çok fazla vitamin almanın da vitamin eksikliği yoksa çok e, bir anlamı yok. Biraz plasebo etkisi de oluyor. Yani evet. boş vitamin ilaç aldım, etkisi bugün de. iyi hissetmem ha, lazım. öyle. E, bu, bütün bu yakınmaların altında bir stres faktörü de olabilir. Evet. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Özellikle Ki var. bu Hepimizde. yorgunluk, halsizlikte herkesin ilk yaptığı şey aman gideyim hemen bir vitamin hafı evet. alayım. Evet. Veya size de çok soruyorlardır. Evet, Hocam ne vitamini alalım diye ilk soru genellikle tabii. oluyor. Halbuki geçenlerde İngiltere'de öyle bir çalışma yayınlanmıştı. Tamamen placebo gibi görünüyor. Kesinlikle, i̇ki, i̇ki grupta hani vitamin alanlarla almayanlar arasında. Ee, bir fark Hiç yok bir görünüyor fark yok, tabii. yani hastalık gerçek tabii. anlamda tespit edilen hastalık tabii. açısından hiçbir fark yok yani ee, D vitamini eksikse almak gerekiyor evet. B vitamini B12 eksikliği varsa tamam ama onun dışında bir sürü vitamini almanın Hatta zararlı e, olumsuz etkileri olduğunu e, sizin de evet. söylediğiniz gibi biliyoruz evet. yani. O için almamak lazım. Ama yorgunluk için çağımızın hastalığı da diyebiliriz herhalde Kesinlikle hocam. Kesinlikle. Çok tabii, yorgunuz tabii. yani bugün. Teknoloji de çok maalesef çevremizde. Evet. E, yatmadan önce kitap okumak yerine telefonlarda uzun vakit geçirmeyi tercih ediyoruz. <laughs> Her şeyimiz Öyleyiz internette, ya. evet hiç gazeteyi Hı. okumuyoruz, kitabı tabletten yani renkli evet. dijital ekrandan okumayı seviyoruz. Biraz alacağımız tedbirlerden de bahsedelim o zaman. Mesela çok kronik yorgunluk hissediyorsak neleri değiştirebiliriz? Değiştirilebilir faktörler neler? Olsun? Bir kere uykuyu öncelikle düzenlemek lazım. Başka hiçbir nedeni yok. Kronik yorgunluk, işte bu bizim artık yaşam tarzımız böyle uyum sağlamak zorunda. Yorgunluk yapan temel neden uykusuzluksa uykuyu düzenlemek lazım. Belli bir saatte yatağa girmek lazım. Alışkanlık. Belki bir güzel müzik dinleyerek, gözleri kapayarak, yatmadan önce çok kafeinli gıdaları, içecekleri evet, almayarak, hı -hı. evet. Daha sakinleştiren bitkisel şeyler alarak. Belki bir ufak endişe haliyle uyanıyorsak gece onu düzeltecek bir ufak ilaç almak, doktorun önereceği. ve de Kesinlikle e, şeyden uzak durmak, tabletten evet. veya evet. E, telefondan, dijital ekrandan, sosyal medyadan yatağa girdikten sonra <laughs> kesinlikle uzaklaşmak çünkü o bir e, evet. kısır döngü oluşturuyor. ve ayrılamıyorsunuz gerçekten hepiniz. Çünkü için aslında öyle. hiç fark etmeden hatalar yapıyoruz. Biraz Tabii önce o söylediğiniz var. gibi hani yorgun hissedip işte ya biraz kendime geleyim diye kafein düzeyini arttırmak evet. veya e, daha iyi uyuyayım diye. ...yatmadan iki saat önce spor yapmak... ...halbuki onların tam hepsi tam tersi... ...bir de serotonin de artırarak... Hı hı. E, ...uyumayayım ben artık... moduna giriyor insan... ...öyle bir şey e, tabii bütün dengeyi bozuyor... ...bir süre sonra o bir alışkanlık haline geliyor... E, ...bunlara dikkat etmek lazım... Bir de tabii kulak burun boğazla ilgili bir problem varsa, hmm, mesela nefes. nefes alamıyorsa, ağzı açık uyuyor, ağzı kuruyor, e, filan, bütün bunlar gece uyanınca tuvalete gitme alışkanlığı geliştirme, ondan sonra hep o aynı saatte uyarılıp tuvalete gidiliyor filan. Yani. Evet bunlara dikkat etmek lazım. Evet. Yani esasında şey gibi hocam değil mi? Hani bize öğrencilere söyleriz ya hastaya geldiği zaman ilk olarak hani soracağın şeyler normal hayattaki fonksiyonların nasıl gidiyor? İşte uykun nasıl? Evet, e ee, hani kesinlikle. onu bir gözden geçir. Tabii. İşte idrara çıkma, büyük abdeste çıkma rutinin nasıldır? Hani esasında her gün yaptığın şeyleri şöyle bir bakıp aynadan evet. kendine değerlendirmen evet. gerekiyor. Evet. Nerede hata yaptım acaba? İştahım evet. nasıl? Aynen öyle. O beden fonksiyonlarının evet. sorgulanması aslında e, hekimliğin temeli. Kesinlikle öyle. Kesinlikle olmak zorunda. Hangi e, sofistike test olursa olsun evet. öncelikle bunları bilmek İşten lazım. Mesela, Bilmeden yani. ilerleyemeyiz. Bizim ilk öyle. sorduğum şey enfeksiyonda falan hastalık. İşleri döndüyse hastanın tamam diyoruz. Aynen öyle. <laughs> tabii tabii kesinlikle. Tabii. Ama e, hasta da geldiği zaman doktordan tıbbi şeyler bekliyor. Bu aralar uykun nasıl, iştah nasıl deyince ya hocam bırak şimdi, bırak. yani ben öyle değil falan <laughs> <laughs> diye de doktordan Yok, doğru. daha doktor. Böyle bir beklenti var mı? Bu <laughs> animes dediğimiz sizin hastayla sohbetiniz ne kadar önemli? Onun Çok deyici, önemli. Dediği Çok şeyden. önemli. Biz bir, bir kapıdan girerken daha bir fikir evet, sahibi olun. Evet. Doğru, doğru. Yaşından, evet. başından hemen. her şey. Yani aslında doğru. bir şey gibi hani iyi polis kötü polis böyle. Konuşurken biz esasında çok bilgi alıyoruz tabii. da insanlar hani onu, onu sadece öyle. muhabbet ediyoruz gibi öyle diye değil, düşünüyor. Hiç, tabii kesinlikle. Aslında hepsi bizim için bir ipucu. kesinlikle öyle. Evet. Ya doktor hasta ilişkisiyle ilgili de size çok tavsiyeler <laughs> veriyoruz bugün. Bir sorumuz daha var vaktimiz aralırken. 40 yaşındayım. 15 gün arayla regl oluyorum. Tükürük bezi ameliyatı oldum. Aşırı haysizim Hashimoto var. Ne yapmam lazım? Ee, şimdi 15 gün arayla 40 Çok yaşında of. birisi regle oluyorsa hmm. tabii burada e, öncelikle bu aşırı kan kaybıyla birlikte demir eksikliği anemisini düşünmek lazım. Kansızlığı yani. Tükrük bezi ameliyatında e, alınan şey bir tükrük bezi taşı mıydı yoksa bir küçük bir e, tümör mü bir vardı? vardı Bunu bilmek tabii. lazım. Eğer öyle bir e, tümöral bir şey değilse tümörse onun e, başka bir sıkıntısı var mı ona bakmak lazım. Hashimoto tiroiditi tedavi edilmiyorsa aşırı halsizlik yapabilir. Hı hı. Evet. Hashimoto tiroiditi ile birlikte olan diğer otoyumun hastalıkları da dışlamak lazım. Ee, dediğim gibi e, mesela diyabeti mutlaka dışlamak hı hı. lazım. E, tip 1 diyabet olduğunu zannetmiyorum bu yaşta ama gene de görebiliyoruz. Onu dışlamak lazım. E, bir de çölyağı dışlamak lazım. Hı. Bazen çok fazla belirti vermeden de Çölyak, eminim bozukluklarına e, ve gluten enteropatisi yani e, şeye neden olabiliyor hadsizliğe. Bu arada dışlamak lazım derken bir bakmak ve onu elemek lazım aynen, anlamında söylüyor. Aynen öyle. Evet, evet. <laughs> <c> <laughs> Şimdi şey, Dışlamak lazım deyince yok saymak lazım gibi Hayır, değil önce O değil demek lazım yani. Emin var mı yok lazım. mu ona bakmak lazım. Evet. Yani aklınıza söylüyor. gelecek evet. olan, hasura sura bakmayın. Evet. <gülüyor> 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 çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Ayaklarınızı. Çok, 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 çok teşekkür teşekkür ederim. Çok güzel bilgiler konu olmak. Tabii şimdi iki tane hocayla beraberim. Ben onlar birbirini çok güzel anlıyor da. Ben de dinlerken dışlamayı çözmeye çalışıyorum. 15 dakikadır yani diyorum ki tamam ben bunu izleyicime bir söyleyeyim de ne demek istiyorlar diye. Evet sevgili izleyiciler. Doğru sağlık okur yazarlığı için yola çıktık. Biz o yüzden de hiçbir detayı kaçırmamaya çalışıyoruz. Bugün yorgunluğu konuştuk. Yarın 9.30'da tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.